Merhaba çocuklar, film solucanından hepinize tekrardan merhabalar. Vallahi şimdi diziyorum. Çocuğumun isteği üzerine ben bu yorumları yapıyorum diziler hakkında. Aslında hiç istemiyordum da kıramadım ozanımı. O yüzden arkam dönük herkesin beni tanımasını istemiyorum. Benim size bugün yapacağım dizi benim hayatımda seyrettiğim dizilerin içinde en çok sevdiğim, size belki benim yaşımda birisinin bu diziyi seyretmesi absürt gelebilir. Fakat söylediğim zaman sakın şaşırmayın, gülmeyin. Size Kurtlar Vadisi'ni anlatacağım. Benim favori dizim, bir numaram, top birim benim bu. Kurtlar Vadisi 13 yıldır izliyorum. Perşembe geceleri bana aittir. Ne misafir kabul ederim, ne telefonlara bakarım, arayana da cevap vermem. 2 saatlik, 9'dan 11'e veya 2,5 saatlik zaman dilimini kendime ayırırım. Çok seviyorum, takip ediyorum. Tek bir bölümünü de kaçırmamışımdır. İnternetten bile izleme gereği duymadım çünkü 13 yıldır her nerede olursam olayım o ortamı yaratıp bu diziyi seyrederim. Çok seviyorum. Şimdi size dizinin baş karakteri Polat Alemdar'dan bahsedeyim. Polat Alemdar benim için Türkiye'nin hani idolü gibi bir şey. Önceden tabii ki de daha revaçtaydı. Sanki bu aralar biraz şey gibi oldu dizi. Hani sanki biraz reytingleri düşer gibi gözükse de vallahi benim gözümde hiçbir zaman düşmüyor reytingleri. Polat Alemdar karakteri diziye ilk girdiğinde Süleyman Çakır rolünde Oktay Kaynarca ile birlikte onun yanına Polat Alemdar yerleştirildi. Bildiğim kadarıyla KGT yetiştirdi onu. İlk başta tabii ki kimliği belirlenmesin diye yüzü değiştirilerek diziye sokuldu. İlk başta ilk Ali Can'dan olarak diziye girdiğinde gerçek hayatta kardeşinin yüzüne sahipti. Sonradan yüzü değiştirdikten sonra şimdiki hali yani Necati Şaşmaz'ın yüzü yerleşti. Öyle diyeyim yani siz anlayın. Polat Alemdar karakteri Türkiye'nin yeraltı dünyası yani mafya vari olaylarını işte kurcalayıp onları yok etmek için ortalığa ya da nasıl diyeyim gün yüzüne çıkartılan bir karakterdi. Oktay Kaynarca da o zaman mafyanın en baş elemanlarından bir tanesiydi. Onun yanında hani görsün, tanısın piyasayı diye işte ortaya çıktı. Sonra yan karakterler de eklendi. İşte Abdüley olsun, Memati olsun. Bu Abdüley sonradan girdi diziye. Memati karakteri Süleyman Çakır'ın yanındaydı zaten. Uzun bir süre Süleyman Çakır'la iyi mafya diyeyim Süleyman Çakır için. Bir sürü kötü karakter vardı. Önce mafyalarla uğraştı. İşte en kötü karakter aklımda kalan var bir sürü de şimdi bu kadar kısa sürenin içinde hepsini anlatamayacağım için hep kafamda böyle düşünerek anlatmaya çalışıyorum size ama en aklımda hani kafa kestiği sahnedeki Cerrahpaşalılar karakterleriydi. Bunlar 2-3 kardeştiler galiba. İşte önce mafyayı bitirmekten başladı. Tabii Polat Alemdar'ın görevi mafyayı bitirdikten sonra daha üst kademelere çıkmaya başladı. İşte Türkiye'nin gündemini takip edip dış etkenler işte İngiltere'nin, Rusya'nın, Amerika'nın yaptığı Türkiye üzerindeki oyunların bazı şeyleri de şifre edip yok etti. Hala da devam ediyor. Vallahi benim Kurtlar Vadisi'ni size anlatmam herhalde günlerimi alır. Kısaca Kurtlar Vadisi benim için bitmez. Türkiye'nin gündemi devam ettiği müddetçe Kurtlar Vadisi'nin de konuları bitmez gibi geliyor bana. Sadece şunu söyleyeyim. Son zamanda Polat Alemdar'ın bir oğlunun ortaya çıkması dikkatimizi çekti. Ama onun kadar gerçekten Türkiye'nin rayına, gündemine oturabilecek güce sahip olur mu? Onu da ilerleyen günlerde görürüz inşallah nasipse. Şimdi çocuklar bu kadarlık diyeyim. Sonradan özel bir istek olursa Kurtlar Vadisi özel yaparız. O zaman geniş geniş konuşuruz. Film solucanını takip etmeye devam edin. Like'layın, paylaşın, abone olun. Hoşça kalın çocuklar.